Evet. Ee, dişler daha düzleşiyor. Ya da ağzına çok iyi bakan biri ise, macunu biraz aşırı kullanıyorsa, işte bu Hı -hı. diş etinin geri çekilmesinden dolayı Hı -hı. E, kök yüzeylerinde fırça'nın değdiği yerler böyle kama gibi böyle küçük küçük defekler Hı -hı. görülmeye başlıyor. E, bunlarla ilgili hekimlik artı e, insanlar ihtiyarladıkça. Daha hassas oluyorlar, daha narin oluyorlar, hı hı. E, yapıları hı. ve doğaları gereği. E, bunların o şekilde e, ruhlarına da hitap ederek e, ve dişlerin mineleri değil işte kök yüzeyleri e, daha ince, daha önce kemik içerisinde olan yüzeylerinde bir takım patolojiler meydana gelebiliyor. Hı hı. Buralara yönelik özel tedaviler geliştiriyoruz. Hı hı. E, bunlara da senil e, hastalara uygulanan e, tedaviler gözüyle bakabiliriz. Peki ileriki yaşlardaki hastalar, kişiler, dişlere nasıl bakmaları gerekiyor? Yani çok farklı bir şey yapmaları Şimdi, gerekiyor mu? Yaşımız ne olursa olsun, hı hı. dünyanın neresinde olursak olalım, hı hı. herkesin bir kere en az ama olmazsa olmaz yılda bir kere diş hekimine kontrole gitmesi lazım. İdeali 6 bir ama Yılda bir kez kontrole gitmesi lazım. Evet. İşte geriyatrik diş hekimliği dediğimiz zaman işte bunun e, eksik dişlerle ilgili bir protez yönü var. Hı hı. E, onu protez ana bilimdalı başkanı ve fakülte dekanımız Ersan hocamız anlatacaktır ya da anlatmıştır. Hı hı. E, onlarla ilgili özel yaklaşımlar var. İşte tamamen dişsiz çenede neler yapılır. insan kendini daha mutlu nasıl hisseder tarzında. Hı hı. Bizim açımızdan Erimiş dişler olabilir kök yüzeylerinin açığa çıkması olabilir vesaire bunların kontrol edilip zaman içerisinde işte diş etlerinde diyelim çekilme var biraz fazla aşınma varsa daha yumuşak bir fırça hı hı. daha az aşındırıcı bir diş macunu tavsiyesi işte açığa çıkmış e, yüzeylerin hı. daha henüz lezyon küçükken aşınmaya dirençli bir takım maddelerle rehabilitasyonu gibi yöntemler izleyebiliriz.